Efendim 15 Mart Salı gününden hepinize hayırlı, mutlu, güzel bir akşam üzeri dileyerek başlıyoruz bugünkü programımıza. Bugünkü programımızda Ramazan Kurdoğlu Hoca gündeme dair güzel konular konuşacağız, ilginizi çekecek konular konuşacağız. Sizler hazırsanız bizler de stüdyomuzda hazırız. Haber arası başlıyor. İsterseniz önce gelin bugün Ramazan Kurdoğlu hocamla nelerden bahsedeceğiz? Başlıca konularımız ne olacak? Onlara bir göz atalım şöyle. Putin'le başlıyoruz. Putin aslında kime savaş açtı? Putin'in Ukrayna ile savaşırken aslında Ukrayna'nın altında satır arasında gizli bir biçimde kiminle savaştığı konusunu konuşacağız biraz. Dünya tekrar nükleer savaşın eşiğinde mi? 1-2 Temmuz meselesi vardı geçmişte, bir denizaltı hikayesi, nükleer savaşın eşiğinden döndü dünya. Acaba tekrar o eşiğe yine dünya geldi mi, yaklaştı mı? Bunu konuşacağız yine. Peki altının 10 yıllık geleceği ne oldu? 10 yıl önce bugün altın bu hale gelecek dese, bu fiyatlar söylense inanır mıydık? İnanmazdık. Peki 10 yıl sonra ne olacak? Veya önümüzdeki 10 yıl içinde, birkaç yıl içinde altın nereye gelecek, ne hale gelecek? Biraz bunu konuşacağız Ramazan Kurdoğlu hocamla. Ve ardından dünyayı kimler, neden kıyamete zorluyor? Dünyayı kıyamete zorlayanlar meselesi var. Biraz onlarla konuşacağız, kıyamet alametlerini konuşacağız. Ve yine Covid ve benzeri türevi salgınlar sonucunda bizler, dünya nasıl ayakta kalacak, nasıl ayakta kalacağız onu konuşacağız. Sizler hazırsanız biz de hazırız ve programa başlıyoruz. Sevgili hocam, programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. 15 günlük dumanı üzerinde kitabınızı göstererek başlayalım. Ramazan Kurdoğlu hocamın yeni kitabı. Bütün kitapları var bende hocamın. Sanal Para, Sentetik İnsan, Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı. Yani benim en çok ilgim burada Mahşerin Dört Atlısı çekti burada. Birazdan zaten ondan da bahsedeceğiz. Ama isterseniz hocam yine şöyle güncelle, gündemle başlayalım. Ukrayna ve Rusya arasında görüşmeler sürüyor. Barışa yakın gibi duruyor. Acaba bundan dolayı mı altın biraz düşmeye başladı bugün? Ama onun öncesinde şunu konuşalım. Kitabınızda da okuduğum kadarıyla Rusya gerçekten Ukrayna diye yanında hemen bitişiğindeki bir küçük devletle mi savaşıyor? Yoksa aslında Rusya'nın, Putin'in savaştığı çok başka bir güç mü var? Evet. İkinci söylediğiniz Uğur Bey, yani bu savaş bir görünürde Ukrayna-Rusya arasında gibi, evet, miş gibi, yani sahada da gerçekten böyle. Ama insanlar şeytanı sahada arıyorlar. Savaş cephesinde arıyorlar. Şeytan her zaman cephenin gerisindedir, arkasındadır. Hı. Bu anlamda dünyaya yeni format atmak isteyen üç yapı var. Bu yapılardan birinci eksen Londra-Şangay ekseni, ki bunlar bir küresel yeni para sisteminin kavgası, yani olan bütün kavgalar. Ha, diğer bir sürü unsur var ama en tepedeki unsur küresel para sistemi. Londra-Şangay ekseni derken bunlar birbirle çatışan bir güç mü, yoksa birlikte hareket eden? Londra-Şangay ekseni birlikte. Birlikte hareket eden bir. Washington-Berlin ekseni birlikte. Hmm. Yani iki tane küreselci yapı var şu anda. Bir İngiltere-Çin ekseni. Bir de Amerika-Almanya ekseni. Bir de bunların yanında, bunun her ikisi de her ülkede var. Bir de bunların yanında tabii milliyetçi, ulusalcı kesimler de var. Hmm. Putin bunlar içinde Amerika-Almanya eksenine daha yakın duruyor. Çünkü Putin şu anda Ukrayna'yı işgal ederek aslında yapılmak istenen en temel unsur, iki tane unsur var. Bir, küresel rezerv para, yani İster dijital deyin, ister kripto deyin, ister sanal para deyin, ki ben sanal para demeyi yeğledim. Evet. Bu paranın İngiltere Şangay ekseni, Çin ekseni diyor ki kardeşim, böyle bir para olsun, herhangi bir çapaya çıpaya bir sisteme bağlı olmasın, bilgisayarlarda rakamlar üzerinden oluşsun. Böyle bir görüş var. Buna karşılık Amerika ve Almanya eksenindeki küreselciler de diyorlar ki kardeşim, tamam, böyle bir dijital kripto sanal para olacaksa olsun, ama bu
1944'ten itibaren olduğu gibi doların patronluğunda olsun, Amerika'nın patronluğunda olsun. Ama ulusalcı, Amerikan ulusalcılar, milliyetçiler de diyorlar ki kardeşim biz 1945'ten 1970'e kadar dünya çok büyük bir hem refah toplumu yaşadı hem kalkınma yaşadı. Doları o zaman biz %40 altına endekslemiştik. Yeniden tamam bir dijital dolar olabilir. Bunu da altına endeksleyelim. Diğer ülkelerin paraları da buna endekslensin diyor. Yani bu görüş ulus devletlerin görüşüne yakın. İşte Putin bu yapı içinde Amerika Almanya eksenine daha yakın duruyor. Çünkü bundan 5-6 yıl önce Putin Duma'da bir konuşma yaptı. Eğer dedi bugün tedbirlerini almaz isek dedi, tedbirlerini almaz isek çok kısa bir sürede dedi burada Çince konuşulur dedi Putin. Evet bunu söyledi. Allah'ım. Çünkü baktığımızda dünyanın 8'de biri büyüklüğündeki bir Rusya coğrafyasındaki nüfus 140 milyon. Ve önümüzdeki 20 yıl içinde Rus nüfusun 122 milyona düşeceği tahmin ediliyor. Rusya topraklarında yaşayan unsurlar içinde sadece Müslüman Türkler nüfus olarak artıyor. Çok çocuk yapıyorlar. Bu da onları da endişelendiriyor. Bir taraftan karşılarında aşağıda hemen aşağıda güneyinde 1,5 milyarlık bir Çin ejderhası var. Ama karşıda devasa bir coğrafyada 140 milyon nüfus. İşte bu bir taraftan da bir kuşak bir yola ki bu Çin'in 1929 yılındaki Amerika'nın şartlarıdır. Yani Çin üretirse ayakta kalabilir, Çin ürettiğini satarsa ayakta kalabilir. Çin 96 tane içinde etnik yapıyı barındıran büyük oranlarda nüfuslar olan ki mesela Uygur Türkleri var içinde 55 milyon çok büyük zulüm altındalar. Bir başka şey Çin'in yumuşak karnı. İşte bu yumuşak karnı Çin gıda güvenliği anlamında çok ciddi riskleri olan bir ülke. Bu anlamda da 17 Mayıs 2020'de Tel Aviv Büyükelçisi olan Duwei, Çin'in 5 büyük diplomatından Duwei'yi Ukrayna'dan yüz binlerce dönüm arazi kiraladı ve 3 milyar doları cash olarak ödedi. Yani böyle bir sistem. Çünkü Ukrayna toprakları Avrupa'nın 100 yıllık gelecek tahıl ambarı ve Çin'in de gıda güvenliğindeki en önemli merkezlerinden biriydi ama şu anda NATO ve yani NATO demeyelim belki ama Amerika'nın göz yummasıyla Putin'in eline geçiyor. Şimdi peki bu Çin'in oradan toprak sahibi olma ve gıda üretim işine Putin'in bir darbesi mi bu? Öyle mi? Tabii faktörlerden biri o. Ama şimdi şey diyorlar yok Putin Çin'den asker istedi mi istemedi mi yardım istedi mi istemedi. Şimdi dostluk var gibi ama bir taraftan da böyle bir şey mi var? İlk Ukrayna'yı işgali günlerinde Çin medyasından Putin'i destekler gibi mesajlar gelmişti. Ama geçen haftadan beri gakkuk cazcuz geliyor ve arka evet. Bu böyle biraz Batı medyasına düşünce de dediler ki Çin diplomatları, Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Rus dostluğu kaya gibi sağlamdır. Eğer bir insan çok yemin ediyor ise, bir insan bu işi çok kaya gibi diyor ise bu iş tuzla buz olmak üzere demektir. Evet. Bu açıdan Çin'le Rus dostluğunun öyle kalıcı bir tarafı falan yok. Şimdi siz diyorsunuz ki o zaman aslında Rusya, Putin, Amerika, Alman eksenine daha yakındır. Yakın, daha yakın. Daha oraya yakın bir duruş sergiler ama biz şimdi gördüğümüz şey bambaşka. Amerika NATO sanki bir yığınak yapıyor. İşte Rusya biraz daha ilerlerse Polonya sınırına falan sanki her an bir savaş. Şimdi, tabii kitlelere ikna edilmesi lazım. Kitlelere Amerikan halkına veyahut da Avrupa'ya insanlığa Biden dese ki oh Putin iyi yapıyorsun dese beş paralık olur. Amerika'nın gücü tartışılmaya başlanır. Ama bu sefer şunu bilelim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni Çarlık'tan sonraki Rusya'yı kuran Amerika'yı kuran elitle aynıdır. Güney-Kuzey Savaşı'nda Amerika'da Güney'i Rothschild'ler ve efendim Fransızlar, İngilizler desteklemişti. Kuzey'i ise Çarlık Rusyası desteklemişti. Ve Çarlık Rusyası'ndan daha sonra 1917 devrimiyle küresel sermaye inanılmaz bir intikam aldı. Adamların kökünü kazıdı. Çünkü o dönemde de Rusya-Japon Savaşı'nda Japonya'yı desteklediler. Böyle bir dünya var. Onun için şu anda
Benim rahmetli babam bir yağlı güreşçi, milli güreşçi. Evet. Güreşlerde biliyorsunuz elense vardır, peşrev vardır. Şimdi o seyirciyi coşturmak, pehlivanların birbirine karşı böyle üstünlüğünü, gücünü, efendim teknik tarafını kollamak için peşrev yapılır, elense çekilir. Şimdi bunlar açıkçası yeni dünya tasarımında giderken bir peşrev, bir elense faslıdır. Dünya şu anda bir şöyle söyleyeyim, çöküş içinde. Çünkü bu İkinci Dünya Harbi'nden sonra kurulan dünya çökmüş vaziyette. Bunun yerine yeni bir dünya tasarlanıyor. Bu dünya tasarlanırken bu Londra Çin ekseninde mi olacak? Yoksa Amerika'nın patronluğu mu devam edecek? Yoksa dünyada 5-6 tane farklı farklı veya daha fazla paraların olduğu yeni bir ulus devletler modeli mi devreye girecek? Ve bu çok sancılı olacak. Evet. Peki bu asıl Londra-Şangay ekseni aslında Ukrayna'ya aslında karşısındaki Putin'in karşısında Londra-Şangay ekseni var dediniz. Evet. Buradaki çıkar çatışmalarında başka neler var? Londra-Şangay ile Putin'in hangi çıkarları düşünmüyor? Dikkat ederseniz Putin'e karşı en hararetli yaptırımlar İngiltere'den çıkıyor. Doğru. Ha. Asker de gönderiyorlar. Tabii yani. Tabii en hararetli yaptırım oradan geliyor. Çünkü 1996'dan beri orada 2 kilometrede City of London'da bir küresel akıl vardır. Bu küresel akıl tabii İngiliz meşrutiyetinin dışında ama onu da yöneten bir yapıdır. Daha 1970'lere kadar İngiliz kraliyet ailesi bu 2 kilometre Atlantik Okyanusu'na bakan bu merkeze giremiyordu. İzinle giriyordu. Evet, şaka gibi. Allah'ım. İzinle giriyordu. O açıdan dünyaya bankacılığı hediye eden İtalyanlardır. Medici ailesidir. Ama dünyaya merkez bankacılığını hediye eden City of London'dır. Dünyada merkez bankacılığının bir kısım enstrümanlarını dünyaya hediye eden ise Wall Street'tir. Yani ben hep söylerim. Paranın tarihini bilmiyorsak, dinler tarihini, ezoterizmin tarihini bilmiyorsak ki insanlar dinler deyince sadece Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlığı alınıyor. Doğru. Dünyada 8 milyara yakın insan var. Bunun yarıdan çoğu semavi dinlerin dışındaki inançlara sahipler. O açıdan bu adamlar bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor. Bir taraftan bir sanal, kripto, dijital para. Bir taraftan bunun patronunun kim olacağı. Bir taraftan sentetik bir insan modeli. Bu bizim gördüğümüz, şu biz var ya, son organik insan nesli olabiliriz yani bu gidişle. Diğer taraftan baktığımızda bir Lego din. Bunun Lego dinin en büyük örneklerinden birini bu ülke gördü. FETÖ terör örgütü. Biraz Müslümanlık, biraz Hristiyanlık, biraz Yahudilik. Efendim zaten ne diyordu Fethullah Gülen? Küresel Barış'a Doğru sayfa 131, yeni bir diyalog limi sayfa 241'de diyor ki kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin Muhammed'in Resulullah kısmını söylemeye gerek yoktur diyor. Ama ben anamdan, atamdan, ilahiyatçılardan öğrendim nedir? Müslüman olmanın ilk şartı eşveden la ilahe illallah ve eşveden de Muhammed'in Resulullah'tır. Yani Muhammed'in Resulullah demezseniz zaten Müslüman olmazsınız. Doğru. Yani İbrahim'i dinler yaftasıyla böylelikle bir insanların işte dinler arası diyalogla kafası karıştırılıyor. Ama bu yeni de değil. Bu ne sondur, ne yenidir? Bunun gerisi de gelecek. Şimdi bu yeni kitabınızda bahsettiğiniz Lego din meselesi. Şimdi bu dini neden üretmeye çalışıyorlar? Buradaki ana amaç ne? Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi buradaki ana amaç şu. Şimdi küresel elitler, güç simsarları zaten bu anlamda Yahudiliği ve Hristiyanlığı halletmiş vaziyetteler. Yani onlar Gnostik dediğimiz bir inanca dönüştürülmüş vaziyette. Yani Roma çok tanrıcılığıyla, paganizmiyle Hristiyanlık, evet, Yahudilik harmanlanmış vaziyette. Bunu da Pavlus'a yaptırdılar. Yani o Hazreti İsa'nın Hristiyanlığı falan yok ortada. Pavlus'un bir Hristiyanlığı var. Hı. Pavlus kendisi de Yahudi. Yok, Hazreti İsa da Yahudi bir ailenin çocuğu. Ama ortada Hazreti İsa'nın şeyi yok zaten. Tebliğ ettiği din yok. Bunun üzerine Yahudilik ve Hristiyanlık, bu paganizm dediğimiz, gnostik inançlar dediğimiz, yani yüce yaradana, onların varlıkta birlik olarak işte Mısır hermetizmine, Yunan efendim Pisagorculuğa, panteizmine dayanan, efendim Yahudi kabalasına dayanan, efendim Mitraizme dayanan, İran Aryan toplumlar felsefesine dayanan bir milattan önce 9. yüzyılla milattan sonra 2. yüzyıl arasında harmanlanmış bir inanç var. Buna eksen çağı inancı diyorlar. Bu eksen çağı inancını daha sonra Mesihi çağ olarak anlattıkları 2. yüzyıldan bu tarafa doğru dönüştüre bir seküler laik din haline getirdiler. Hmm. İşte bunu mesela mübarek İslam
8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar muhteşem bir medeniyettir. Ama 13. yüzyıldan bu tarafa İslam, yani problem Müslümanlarda değil, İslam dünyası da tekliyor, sürekli tekliyor. Çünkü alabora edilmiş vaziyette, yapılmış vaziyette. Evet. İşte bu yapı içinde adamlar semavi dinlere, ki bundan kastı İslam'dır, İslam'a tahammülü yok. O zaman bunu da olmadı İbrahim'i dinler, olmadı dinler arası diyorlar, olmadı şu veya bu şekilde bir İbrahim'i dinler, dinler arası potada eritmek istiyorlar. Bunun içinde mesela Noah Harari var, İsrailli tarihçi, evet, tarih bilimcisi. Onun bir kitabı var, okumuşsunuzdur zaten siz televizyoncular, çabuk fark edersiniz bunu. Homo Deus. Evet. Homo Deus Tanrı insan demektir. Doğru. Peki zaten Homo Deus da diyor ki Harari, yeni din teknoteokrasi diyor. Yani teknoteokrasi. Teokrasi. Zaten küresel elitler de diyorlar ki kardeşim, biz İkinci Dünya Harbi'nin sonunda dünyayı ikiye ayırıyorlar. Bir hür dünya, demir perde. Hür dünyayla gideceğiz dediler. Yani Amerika liderliğinde bir dünyayla gittiler. Bunu nereye kadar geldiler? İşte baktığımızda 2008 krizine kadar ittire kalktıra, hani bizim Antalya'nın yörükleri, gidiyoruz ağam dehçüş diye diye bir laf vardır. Evet. Oraya kadar dehçüş diye diye geldiler. Şimdi diyorlar ki bu adamlar özellikle, evet, Covid-19'un dünyayı 2 yıl hallaç pamuğu gibi atmasından sonra diyorlar ki kardeşim, şimdi dünya teknodemokratlar, teknootokratlar. Teknodemokratlar Batı, Japonya, hı-hı, gelişmiş ülkeler. Teknootokratlar efendim Çin. Çin'de bugün 6 milyon kamera Çinliyi gözetliyor. İşte bu noktada George Orwell'ın, ünlü İngiliz yazar, 1944'te, 49'da yayınlanan 1984 Big Brother, Büyük Brother kitabı. İşte Büyük Brother, Büyük Brother artık hayata geçmiş vaziyette. İnsanların mahremiyeti yok. İnsanlar yani yatak odasından tutun da insanlar iş hayatına kadar gözetlenen bir toplum, ki zaten Harvard Üniversitesi'nden Johanna Zaboff diye bir hanımefendi var, profesör, diyor ki kapitalizmin yeni versiyonu gözetlenen toplumdur diyor. Peki bu din meselesi, yani bu bütün dinleri bir potada eritecekler ve farklı bir din mi olacak, yoksa artık dinsizliğe mi bunu şimdi götürmek istiyorlar? Şunu Sovyetler döneminde şunu gördüler. Hı hı. O zamanlar biliyorsunuz kiliseye karşı, kiliseler kapatılmıştı. Evet. Dine karşı bir savaş açılmıştı. Ve bunun üzerine de Rothschild ailesinin bir dergisi vardır biliyorsunuz. Herkesin bildiği bir, evet, dergi. The Economist dergisi. Doğru. İngiltere'de yayınlanan bir dergi. Yıllar önceydi The Economist şöyle bir kapak atmıştı. Haşa, Tanrı öldü diye. Kapak yapmıştı, Tanrı öldü diye. Sonra aradan bir müddet geçti, 20 yıl olmadı. The Economist yeniden bir kapak yaptı. Tanrı yeniden dirildi diye. Çünkü Sovyet döneminde, Çin döneminde, Mao döneminde bir şeyi test ettiler. Yani insanların inançlarıyla oynadığınızda insanlar direnç gösteriyor. Hmm. Ve de insanları ikna etmek daha da zorlu. Ama insanların inançlarını miş gibi yaparak kontrol ederseniz, nitekim ünlü Fransız Komünist Partisi'nin kurucusu iken daha sonra Müslüman olan Roj Garodi vardır. Allah gani gani rahmet eylesin. Müslüman öldüğü için Allah gani gani rahmet eylesin, evet, diyorum. Evet. Yoksa toprağı bol olsun denir kültürümüzde. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Diyor ki Paris yakınlarında diyor bir küçük kasaba vardı diyor. Buraya da diyor Katolikler vardı diyor. Hatıralarında, İngilizce hatıralarında okudum. Önce diyor, pazar günleri Katolikler giderdi, mum dikerdi diyor. Hı-hı. Sonra diyor kasabadan diyor Katolikler gitti, ateistler geldi diyor. Kilise kapandı diyor. Ama bir müddet sonra diyor ateistler kiliseyi açtı, onlar mum yakmaya başladı diyor. Yani insanın bir şeye, inanca ihtiyacı vardır. İşte bu inançsızlık 1917'den itibaren Rusya üzerinden, Sovyetler üzerinden dayatılan inançsızlık geri tepince 1978 Washington mutabakatıyla bir şey devreye sokuldu. Dine müracaat. Dindarlık değil. Dindarlık saygı duyulur. Ben de dinlerim, siz de dinlersiniz. Hı. Ama dine müracaat ise ikiyüzlülüktür. Ve dine müracaat politikalarıyla, hmm, işte şimdi kurgulanmak istenen şu, hermetizmden gelen, pisagorculuktan, panteizmden gelen, kabaladan gelen, mitraizmden, Aryan toplumların Hint kültüründen gelen bir şey vardır. Varlıkta birlik inancı. Varlıkta birlik Kur'an'la çelişir. Çünkü Kur'an dual, ikili bir yapıdır. Bir, önü sonu olmayan mutlak kudret Hazreti Allah, yaratıcı.
İki, cansızdan canlıya kadar yarattıkları ikili bir yapı. Ama varlıkta birlik, evrende gördüğünüz her şey Tanrı'nın bir parçasıdır. Reenkarnasyon, reborn, yeniden doğumla ben de tanrılaşabilirim. İşte insanlığa dayattıkları yeni din. Diyorlar ki, kardeşim yeni dinde herkes kendisi Tanrı. Herkes kendisi Tanrı olunca peki dini ne olacak? Veriizm, dataizm, işte teknoteoloji devreye sokuluyor. Peki çıktıları ne? Talmud'u ne bunun? Bu şimdi bir de Talmud'u var. Evet. Bilgisayarın çıktıları var ya. Hı-hı. O çıktılar da kardeşim Talmud diyorlar. Peki bunların peygamberleri kim? Efendim o da Silikon Vadisi'ndeki yazılımcılar. Allah Allah. Gerçekten çok ilginç. Bu peki din meselesiyle ilgili, cinsiyet meselesiyle de ilgili bir sorun yaşıyor bence. Mesela evet. Bir sosyal medyada ve dijital kanallarda bir eşcinsellik propagandası izliyoruz neredeyse. Yani sürekli bir eşcinsellik var. Hatta bazı ülkelerde hani üçüncü cins, yani bu hadi evet saygı duyulabilen bir kısmı var bu işin. Ama bir de üçüncü cinsin yanında cinsiyetsizlik var ki, bu tamamen iki cinsin de ortadan kalkması gibi bir şey. Bu, mesela Sayın Cumhurbaşkanı çok doğru bir şey yaptı. Bu İstanbul Sözleşmesi. Şimdi bir kısım tabii bilmeyen insanlar İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor. Ama savundukları maalesef bizim gibi toplumların en önemli handikapı şu. Yarım imam dinden, yarım doktor candan eder diye güzel Türkçe'de bir laf var. Evet. Kardeşim sen İstanbul Sözleşmesi'nin Türkçe'ye çevrilmiş metnini okuyorsun. İstanbul Sözleşmesi'nin orijinal İngilizce metnindeki, şimdi bizdeki, bize çevirirken karı koca diye çeviriyorlar. Eş. Peki metinde ne? Partner. O partner da. Partner başka bir şey. Tabii. Kadın erkek. Ona da razıyım kardeşim. Bir tarafta kadın, bir tarafta erkek. Erkek erkeğe, kadın kadına tanımlaması var. Artı çocuklarınıza kızım diyemiyorsunuz. Artık mesela hava yollarında zannediyorum Japon hava yolları JAL başladı. Artık bizim Türk hava yolları bayanlar, baylar, sevgili çocuklar diye böyle evladım yok kızım oğlum diyemeyeceksin. Çocuk çünkü savundukları şu. Çocuğun cinsiyetini toplum belirler. Kendisi belirler. Affedersiniz oha. Çocuğun cinsiyeti kardeşim doğuştan Hazreti Allah yaratmışken evet. Geliyor. Erkek mi kız mı olduğu belli. Ama olay şu. Olay bir tarafta ikiz kuşağı, ikiz erkeklik efendim kromozomudur. Evet. Y efendim kadınlık. Şimdi Z nedir? Üçüncü tür olarak tanımlanıyor. Böyle bir garip tanımlama var. Z kuşağı derken bunu mu empoze etmeye tabii çalışıyorlar? Tabii empoze etmeye çalışıyorlar. Sadece oradan gelmiyor. Sadece sosyal medyadan gelmiyor. Bugün İstanbul'da, İstanbul'umuz, güzel İstanbul'umuz, vatanımızın Nişantaşı'nda bu ülkede 18-20 yaşında erkek çocuklara 13-14 yaşında kız çocuğu gibi meme ameliyatı yapılıyor. Yani nasıl? Çünkü siz siyaz buğdayını yerseniz, karakılçık buğdayını yerseniz, Anadolu'nun 10 bin yıllık buğdayını yerseniz göğsünüz büyümez kardeşim. Ama modifiye edilmiş, GDO'suyla oynanmış modern buğdayı yerseniz östrojen yüküdür. Modern buğdayı yerseniz şeker yüküdür. Modern buğdayı yerseniz gluten yüküdür kardeşim. Bundan dolayı şimdi baktığınızda Allah iki tane ana şey yapmış. Bir kadın östrojen ağırlıklı, evet. Erkek testosteron. Ama yeni modern buğday östrojen ağırlıklı. Ben Seul'e gittiğimde o kadar üzülmüştüm ki. Korelileri de çok severim. Onlar da bizi sever. Evet. Ama bir tane müzik grubu var. Hadi adını da söylemeyeyim. İnsanlar anlar. Kardeşim bunlar kız gibi güzel, baktığında bebek gibi, kız gibi çocuklar. Ama erkek çocuklarıdır. Çok net de anlaşılmıyor kızlar mı erkekler mi biliyorum bu grubu. Erkektir. Artı şimdi her zaman yine adını vermeyeyim. Yıl başında ünlü bir iş çamaşırı firmasının efendim kızları işte iş çamaşırı defilesi yaparlar. Oradaki kızların büyük çoğunluğu aynı yapıdadır, erkektir. Evet. Şimdi o zaman gıda ile birlikte bizim aslında erkek çocuklarımızda kadınlık hormonu mu oluşuyor kendilerinde? Tabii, yoğun miktarda. Östrojen. Eski 20 yıl önce İstanbul'umuzda, Anadolu'muzda her yerimizde
Çorbacılar vardı. Her köşe başında çorbacılar vardı. Neydi? Tahrana çorbası, o çorba, bu çorba. Bugün her köşe başında pizzacı var, hamburgerci var, varoğlu var. Yani mutlaka buradan analara da sesleniyorum. Elbette kadınlarımız çalışıyor, elbette yoruluyorlar ama lütfen gözünüzü seveyim. Çocuklarınıza oturun 15 dakikada bir tane çorba yapın. Sebze çorbası yapın. Doğrayın sebzeyi kardeşim, salatayı yedirin. Çünkü bir söz vardır. Siz ne yerseniz odur. Kaldı ki çevremde, akrabalarımda, ailemde efendim genetikçiler vardır, tıpçılar vardır. Onların anlattığını söyleyeyim. Eskiden diyorlardı ki kardeşim hastalıkların 10'da 9'u genetiktir. Ama insan genomu 2005'ten bu tarafa çözülüp iyice ortaya çıkınca hastalıkların 10'da 9'unun yedik ve içtiklerimize bağlı olduğu görüldü. Nitekim Rockefeller Vakfı'nın, Amerika'daki Rockefeller Vakfı'nın 1950'de damatlar olan, ailenin damadıdır Kissinger, Kissinger'ın başkanlığında bugünkü Filipinler'de hala mevcudiyetini sürdüren, varlığını sürdüren bir enstitü vardır. Bu enstitüde 5000 akademisyen, biyolog, genetikçi, gıda mühendisi, ziraat mühendisi, efendim akademisyen bunlar çalışır. Hı hı. Güneydoğu Asya pirinçle beslenir Uğur Bey. Ve Güneydoğu Asya'da 140 bin çeşit pirinç var idi. 6 çeşide indirildi GDO modifikasyonuyla. Şimdi küresel ısınmayla birlikte iki tane suçlu var. Biri inekler. Diyorlar ki inekler gaz çıkarıyor. Kardeşim karbon ayak izini çoğaltıyor. Aklımızda alay ediyorlar. Ama bir başka gerçek var. İnekler en çok GDO'suyla oynanan, modifiye edilmiş canlılar. Öte taraftan diyorlar ki kardeşim bu pirinç var ya diyorlar. Pirinç inanılmaz şekilde karbon ayak izini şey yapıyorlar, arttırıyor diyorlar. Peki kardeşim seçtikleri 17 cins hayvan efendim yaklaşık bir 40 kadar bitkinin içinde gerçekten pirinç ve inek bunu yapıyor. Ama ortada bir şey var. Pirinç ve İnek en çok GDO'lu ve en çok GDO modifikasyonuna uğramış varlıklar ki bütün bunların toplamı bile dünyadaki küresel iklim değişikliğindeki payı Illinois Üniversitesi'nin yaptığı çalışma, elimde var rapor. Illinois Amerika'da, ben de bulundum o üniversitede. Illinois Üniversitesi'nde yapılan araştırmada bunların payı %37. Peki diğer 63 kim? Diğer 63 fosil yataklar ve yine Harvard Üniversitesi, Columbia Üniversitesi'nden Katerina Pistor diye bir hanımefendi var. Profesör. Hukuk profesörü. Diyor ki kardeşim aklımızda alay etmeyin diyor. Dünyadaki karbon ayak izinin, küresel iklim değişikliğinin sorumlusu 2010 yılına kadar diyor, sanayi devriminden bu tarafa diyor 90 ulusüstü şirkettir diyor. Ama ondan sonra fatura Türkiye'ye, gelişmekte olan ülkelere, bu işte günahı olmayan ülkelere çıkıyor. Evet. İşte bir taraftan sosyal medyayla, bir taraftan yiyeceklere, bir taraftan hava kirliliği ve iklim modifikasyonlarıyla gelinen noktada bu. Ve bu noktada ayakta kalmanın en önemli yolu çocuklarımıza milli tarihi, kendi dini inançlarını, mitolojilerini, kendi değer yargılarını öğreteceğiz. Yeni meziyetler öğreteceğiz. Yoksa yeni dünyada ayakta kalmak mümkün değil. Şimdi çocuklarımızda, erkeklerde kadın hormonunun çok salgılanması, bu GDO'su değiştirilmiş gıdalardan dolayı oluyor. Bundan bahsettiniz. Ve dolayısıyla gün geçtikçe bir cinsiyetsizliğe doğru gidiş. Farklı cinsiyet tercihlerinden bahsetmiyoruz burada. Tekrar dikkatinizi çekelim. Cinsiyetsizleştirmeye doğru gidiş. Bu GDO'dan sonra kendiliğinden oluşan bir şey mi oldu, yoksa bunu yapmaya mı çalışıyorlar kasıtlı olarak, veya zaten, öyleyse niye yapmaya şöyle çalışıyorlar? Şimdi gençleri bir şeye ustaca alıştırırlar ve yönlendirirler. Baktığımızda müzik endüstrisi, sinema endüstrisi, moda endüstrisi üzerinden bu tipleri öne çıkarılan insanların nasıl bir zevk-ü sefa, hedonizm içinde ve paraya para demedikleri, Anadolu'da derler ya kürekle karıştırıyor kardeşim parayı, bunlar öne çıkarlar. Örnek olay, sembolize ederler. Diğer taraftan baktığımızda gıda ile oynanmış bir yapı var. Evet. Diğer taraftan baktığımızda, şimdi ismini vermeyeyim, bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlanan filmlere bakınız. Yine adını vermeyeyim, bir kısım sosyal medya platformlarında eğer ben bu yaşta utanıyorsam ona bakmaktan, efendim
kızımın, çorumun, çocuğumun yanında bakamıyor isem, hı hı, bu telefonlarda bu dolaşan 7, 8, 10 yaşındaki çocukların beyninin nasıl hızına geçmez bu ya? Evet. Doğru. Gerçekten çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Onlara iyi bakmamız gerekiyor. Öncelikle şu gıda meselesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hocam gelelim şu, peki bütün bunlar, biraz önce şu savaş meselesinden de bahsettik. Farklı güçler var dünyada. Sizin kitabınızda sürekli geçen bir dünyayı kıyamete zorlama meselesi, evet, var. Hatta bir kitabım vardı, Evangelizm, Tanrı'yı kıyamete zorlamak, evet, diye bir kitabım var. Bir, evet, kitap var, onu da buradan göstereyim. Bu bir, evet, önceki kitabı ve en çok sizin, evet, sükse yapan, çok satan kitaplarınızdan biri de buydu. Evangelizm, Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Şimdi burada tabii o çok ilgisini çekti insanların. Bu da yeni son kitabı, tekrar göstereyim. Sentetik İnsan, Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı. Birazdan Mahşerin Dört Atlısı'nı da konuşacağız. O bu kıyamete zorlamakla ilgili bir konu çünkü. Bütün bu yaptıklarıyla yani dünyayı kıyamete zorlamak bu güçlerin ne işine yarayacak ki? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tekrar şunu ben sevgili seyircilerimize arz edeyim. Evet. Eğer dini inançları hem semavi hem felsefi dinleri, evet, anlamaz isek, bunun harmanlanmış şekli olan ezoterizmi, batıniliği anlamazsak, hı hı, paranın tarihini anlamaz isek, mesela parada hemen küçücük bir cümle söyleyeyim. Paranın tarihinde eskiden hem altın, gümüş, sikkeler üzerinden bu paralar ulus devletlerindi. Evet. Sonra devreye 1800'lü yıllarda banknot, kağıt paralar girdi. Bu paranın hakimiyeti de ulus devletlerinde. Ama yeni 3. nesil para, dijital, sanal, kripto para, ulus üstü bir yapının kontrolünde, yani teknopoli dediğimiz, hı-hı, devasa şirketlerin kontrolünde olmak zorunda. Zaten onun kavgası var. Metaverse gibi değil mi? Arkadaşlar, aynı, metaverse, tabii, gibi. Metaverse, evet, metaverse aynı zamanda bir seküler dindir, inançtır. Metaverse şeyin şey var, assasayinine dedikleri haşhaşiler var ya, evet, bunların 1100'lü yıllardaki yaptıkları efendim modern hale getirilmiş halde. Evet. Bugün baktığımızda metaverse bu, denen tabii, tabii, mesele. Tabii, metaverse diyorum. Yani bugün baktığımızda şimdi öncelikle aile kurumuna vuracak, inançlara vuracak. Siz şimdi şu tartışılıyor. Metaverse'de hacı olabilir misiniz? Bu sadece Müslümanlar için değil. Veyahut da, evet, metaverse'de Hristiyanlar günah çıkartabilir misiniz? Veyahut da karı koca, herkes gözlüğünü takacak, akşam oturacak evde, şimdi cırt cırt telefonda olduğu metaverse gibi. Metaverse gözlüklerini takacağız, üç boyutlu. Evet. Şimdi erkek bir başka alemde haşna fişne, kadın başka bir alemde haşna fişne. Böyle bir aile düzeni yürür mü? Doğru. Yani sen orada gözlüğü de çıkarınca oldu mu, karnın gurulduyacak açlıkla. Yani bir tarafta hayal dünyası, evet, bir tarafta gerçek dünya, ikili bir yapı ortaya çıkacak. Bu ise insanları bunalıma, bu zaten özellikle yapılıyor. Nöropsikolojik operasyondur metaverse. Bu şimdi gözlüğü taktıklarında metaverse'te bakıyorum, Boğaz'dan bebek sahilinden arsalar almışlar. Avatarınız orada fing atıyor. Tabii bebek de arsası var orada, evet, yaşıyor. Sen gözlüğü çıkarıyorsun, Bağcılar'dasın, asgari ücret, evet, işte 4250 lirayla sıkıntı, nasıl geçirdiğini hesabını yapıyorsun. Şimdi bu nasıl olacak peki? Gözlüğü taktığın zaman öyle bir hayatı yaşıyorsun ama gözlüğü çıkardığında böyle bizi bu sanal hayata mı alıştırmaya çalışıyorlar? Tabii. Ne işlerine şimdi yarayacak bu onların? Şey vardır, Sorokin diye bir adam vardır. Bir, evet, bunalım çağında toplum felsefeleri diye de ünlü bir kitabı vardır. Ben Sorokin'in, Polonyasıllı bir Musevi Amerikalı sosyologtur. Çok sevdiğim bir sözü vardır. Beni şeref ve haysiyetime verdiğim değerden dolayı isterim ki öldüğümde mezarıma dikine ayaklarımın üzerine gömsünler der. Allah. Şimdi öncelikle insanlığın şeref ve haysiyetini tüketmek istiyorlar. İnsanlığı zavallı hale getirmek istiyorlar. Bakınız, insan şeref ve haysiyetini, adabını, edebini, değer yargılarını bıraktığında geriye sadece nefes alan bir ceset kalır. Yapılmak istenen bu. Evet. Bu insanları yönetmek daha mı kolay olacak o zaman? Daha nasıl olur? İşte bu noktada ben buradan Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet'e sesleniyorum. Evet. Bunu yıllar önce de bir televizyonda söylemiştim. Tekrar edeyim. Bu ülkenin şimdi önümüzdeki 10 yılda ihtiyacı olan bir, 100 tane çok iyi biyolog, 100 tane çok iyi kimyager, 100 tane çok iyi matematikçi, 100 tane çok iyi fizikçi artı 100 tane çok iyi ilahiyatçıya ihtiyacı var. Bu ilahiyatçılar
çapraz doktoralar yapmalı. İlahiyattan alın, sosyolojide. Sosyolojiden alın, ekonomide. Ekonomiden alın, ilahiyatta. Hmm. Kelamda, fıkıhta, neyse. Oralarda doktora yaptırın. Alın biyolojide. Alın genetikte. Alın kimyada doktora yaptırın. Yani bakınız, Hollanda'da ilahiyat fakültesi 7 yıl. Evet. Ve Hollanda'da ilahiyat fakültesine giden insanlar efendim Aramice, Keldanice, Latince'yi öğrenmek zorunda. Bizim ilahiyat fakültesi Allah aşkına alınmasın hoca arkadaşlarım. Kaç tane Arapçayı öğretip de çıkarıyorlar? Tabii. Kaç tane Keldanice bilen var? Şimdi biz bu metaverse işine daha çok sardıkça, girdikçe işin içine tabii fıkhen bir sürü soru ortaya çıkacak. Tabii. Bunu söylemek istiyorsun aslında. Yani şimdi eşim yanımda otururken ben metaverse'te evet. bir düğün yapıyorum başka evet. bir ayda. Şimdi yani bu tür işler, orada para kazanıyorum. İşte orada aslında yemediğiniz birçok şeyi yiyebilirsiniz. Tabii. Veya helal olmayan birçok şey orada yenilir, içilir, görülür, yapılır. Ama sonuçta gözlüğü çıkaranın bir hayal. Şimdi bu gerçek mi, hayal mi, günah mı, sevap tabii, mı? Yakında metaverse'te iman metreler koyacaklar. Bastıracaksınız paranızı, orada iman satın alacaksınız. Evet, bunlar yazılıyor, konuşuluyor Amerika'da. Biraz önce söylediğiniz gibi günah affettirme, evet, bu evet, yani evet. onu çalışıyorlar şu evet. an metaverse'te. Evet. Şimdi gerçek hayatta hani papazın yanına gidip evet. günahlarını bağışlatıyor. Bunu metaverse'te yapacak. Evet. Peki dediğiniz gibi Kabe'yi tavaf olacak mı evet. mesela metaverse'te? Tabii. Ne kadar kabul olacak? Tabii. Şimdi bunla, dediğiniz gibi burada çok farklı bir sürü soru ortaya çıkıyor. Tabii fıkhen de belki bunu değerlendirmek gerekiyor. İşte değerlendirmek için de iyi bilmek gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi evet. o 100, 105'li 100 var ya. Fizik, evet. matematik, kimya, biyoloji, ilahiyat. Burada bu devlet özellikle ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na arz ediyorum. Hı hı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü bu ülkede bakın, bu ülkede hepimiz siyasetçiler suçlarız. Ben burada bakın. Bu ülkede siyasetçilerle akademisyenler birbirine benzer. Benden olsun, az olsun, küçük olsun. Böyle bir mantalite var. Akademisyen arkadaşlarım alınmasın. Evet. Biz birbirimize benzeriz. Ama bu ülkede siyasetçiden önce problem bürokraside. Bürokrasinin mutlaka zapturat altına alınması ve bürokrasinin çok evet. kaliteli ehil insanlardan seçilmesi lazım. Onun için bu beşli kimya, matematik, fizik, biyoloji, ilahiyat. Bu toplumun aç olduğu alanlar. Bilimin Türkiye'de bu temel bilimler, biyoloji fakülteleri kapanıyor. Fizik fakülteleri kapanıyor. Bilim burada olur mu Uğur Bey? Doğru. Doğru hocam. Hocam vaktimiz sona ermeden şu mahşerin dört atlısı meselesine de gelelim. Bu yeni kitabınızın başlıklarından biri. Çok da ilgi çekici bir konu. Bunu neresinden tutabiliriz? Günümüze nasıl uyarlarız? Şimdi evet. bu konuda bunun kaynağı şu. Dört İncil'den birinin yazarı olan Yuhanna'nın evet. bazilikası İzmir, Efes'tedir. Dört İncil'den birinin yazarı İzmir, Efes'tedir. Hı hı. Meryem Ana'nın evi oradadır. Ha, şu anda Meryem Ana'nın evi olduğu iddia edilen yer değil. O 1870'lerde Alman asıllı bir Fransa'da yaşayan Emerik diye bir vizyon gören kadının uydurmasıyla hmm. işte o şeyde diyor ki, bu Türklerin diyor İzmir'imize, onlar Simira derler. Simira'da diyor Meryem anamızı görüyorum diyor. Burayı Abdülhamit'ten istiyorlar. Evet. Rahmetli Abdülhamit'ten. Bakın devlet aklı tektir. Rahmetli Abdülhamit vermiyor. Daha sonra rahmetli İstiklal Harbi sırasında, o işgal yıllarında oraya götürüyorlar, bir Meryem Ana çakıyorlar. İzmir'de ben gittim oralara. Zaten altı eski taştır, üstü yeni taştır. Sonra rahmetli Atatürk döneminde de istiyorlar. O da vermiyor. Ama Atatürk'ün ölümünden sonra rahmetli İnönü ve rahmetli Menderes döneminde hı hı. kotarılan ve oranın yaklaşık bir 40 dönüme yakın yeri, ismini söylemeyen şu anda meşhur bir zeytinyağı markasının sahiplerinin, Levanten'dir bunlar. Hı hı. Bunların Meryem Ana Vakfı'na tapılanıyor. İşte bir ayağı bu. Hı. Buradaki mahşerin dört atlısı Yuhanna diyor ki, bu gelecek tasarımı yaparken bu kendi vahiy kitabından aktarıyorum şimdi. Hı hı. Vahiy. Burada kaynaklarını verdim. Vahiy de. Diyor ki tek dünya devleti kurulacak diyor Yuhanna. Tek dünya devleti. Evet, tek dünya devleti. Küresel elitler de aynı şeyi söylemiyor mu? Doğru. Diyor ki yine Yuhanna, tek dünya para birimi kurulacak diyor Yuhanna. Yine Yuhanna diyor ki tek din, peki bugün zaten senkretizm, Lego din dediğimiz bu, küresel elitler de aynı şeyi söylemiyor mu? Evet. Bu konuda
The Guardian'da yazan Londra'daki ekonomi ve politika fakültesinden John Gray vardır. Evet. John Gray aynen şöyle der. Siz kapitalizmin ve sosyalizmin ayrı ayrı merkezlerden olduğunu mu zannediyorsunuz? Bunlar aynı merkezden tasarlanmış Tevrat, İncil ve Kabala kökenli seküler inançlardır diyor. Doğru. Doğru hocam. Peki şimdi bu bir şeyden de yani önceki kitabınızda da Armagedon savaşları var. Bu Mahşer'in dört atlısıyla birlikte Mehdi ve Mesih meselesi falan var. Tabii 5 dakikamız kaldığı için çok fazla belki hemen şey, yapayım, şey o zaman yapamayacağız şey ama. Şimdi evet. Bu kıyamete yakın diyor ki Vahiy Esinlenme kitabında hı-hı. işte bir soluk attan, bir kırmızı attan, bir siyah attan, bir beyaz attan bahsediyor. Metaverse döneceğiz arkadaşlar, tekrar devam edebiliriz. Evet. Beyaz attın bir zaferi işaret ettiğini ki bunu finansal anlamda ben de iki kitabını Türkçe'ye çevrilen iki kitabına ön söz yazdım. Amerikalı finansçı evet. James Rickert aynen işi finansa uyguluyor. Şu anda diyorlar ki bu noktada salgınlar, işte salgın bir soluk ölüm getirecek diyorlar. Hı-hı. Enflasyon yıkım getirecek diyorlar. Arkasından topyekün kıtlık savaş getirecek diyorlar ve arkasından ölüm gelecek diyorlar. Hı-hı. Mahşer'in dört atlısı. Peki bu bu kıyamet, dünyayı kıyameti zorlama meselesi buna mı denk geliyor? Yani buna denk getiriyor. Yani evet. Bugün baktığımızda insanlara bakınız, salgınla korku imparatorluğu yarattılar. Evet. Şu anda kıtlıkla artık biliyoruz ki tahıl ve baklagiller ilk gıda milliyetçiliğinin silahları kardeşim. Gıda milliyetçiliği geliyor. Artık su savaşları geliyor ki ben Evangelizm Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak kitabında bu işin nihayetinde vaat edilmiş topraklar üzerinde Fırat Dicle üzerindeki bir su savaşlarına evrileceğini çünkü Kabala'da dünyanın sonuna zamanın sonuna doğru hı hı. dünyanın bir sarı ırk tarafından kontrol edileceği, bu yeni dünya düzeni kurulurken son seferde Edom ülkesinin fethedileceği, Edom Anadolu'nun adı Türk yurdu ya. Bakınız evet. ve Türkiye düşerse İslam dünyası düşer. Şimdi Türkiye'de genellikle bizim muhafazakar çevrede Kudüs düşerse İstanbul. Hayır. Düşer diye bir laf var. Hayır. İstanbul ve Anadolu düşerse Kudüs. Güm diye gider zaten. Doğru. Onun için şimdi bu yapıda baktığımızda Kabala'ya bugün karşımızda böyle reel teo siyasetten reel siyasete yani dini inançlardan ki Umberto Eco İtalyan düşünür. Gül'ün adı filmi vardır ünlü. Hı hı. Bu Foucault Sarkacı'ndan filme uygulanmıştır bu film. Kitabındandır. Orada Umberto Eco diyor ki bir inancın doğruluğunu yanlışlığını tartışmayın. Bu inanca mensup olanların neyi ne kadar göz aldığına bakın. Bugün gözünü bu adamlar karartmış vaziyettirler. Çünkü Anadolu'yu kontrol etmeden ki binlerce makalede bakın binlerce makalede Anadolu ile ilgili where God has worked Tanrı'nın yürüdüğü topraklar. Çünkü Anadolu Roma paganizminin, bu adamların dininin, hı hı. Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve şerefimiz, haysiyetimiz İslam'ın doğduğu ve bin yıldır Türklerin kalemi ve kılıcı olduğu bir dinin coğrafyası burası. Doğru. Yani biz çocuklarımıza sadece dini terbiye değil, hem milli tarihi hem dini terbiye. Yani bir birlikte vermez isek milli kimliği oluşturamayız. Çünkü Amerika'da yapılan bir araştırma var. Sadece dini terbiyeyle milli kimliği oluşturamıyorsunuz. O zaman çocuklarınıza mitolojiyi vereceksiniz, milli tarihi öğreteceksiniz, dini de doğru kaynaklardan öğreteceksiniz. Peki bu gelecekte çok zarar görmemek için bir sürü işte planlar, tezgahlar, kıyamet senaryoları var dünya ile ilgili ve en sonda yapılacak son nokta bizim Anadolu'muz diyorsunuz. En önemlisi şu. Evet. En önemlisi ata tohumu. Tarım, su, gıda, milli ilaç, milli yazılım ve platform. Milli yazılımlar, milli ilaçlar. Ve gıda, su, gıda, milli. Su. Ata tohumu. Ata tohumu. Evet. Ve o zaman tarım biraz tarıma dönmek gerekiyor mutlaka. Belki. Bugün ben Sayın Cumhurbaşkanımıza yine arz edeyim. Evet. Bugün Türkiye her şeyi bırakacak bir. Mutlaka ve mutlaka acul bir vaziyette tarımdaki teşvik çeşitlendirecek, arttıracak. Mesela burada Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk defa mazot benzinin üzerine çıkmıştır. Halbuki mazot üretimin
taşımanın, çiftçiliğin ana omurgasıdır. Bu pahalandığı sürece enflasyon olarak geriye döner. Bir de son 50 yıldır biz ne yazık ki köylerimiz hep büyük şehrin taşı toprağı altın diye köyleri, tarlayı bıraktık geldik büyük şehirlere. Kimse yok orada. Şimdi 3 tane yaşlı oturuyor köylerde. Evet. Bıraktık. Gençler hep burada işsiz. Evet. Orada tarım oraya dönsek, tarım yapsak. Mutlaka teşvik edilmeli. Kaldırsak çünkü biraz, evet. Net bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki 10 yılda herkes az veya çok çiftçi olacak. Kimisi bu işi balkonunda yapacak, kimisi 250 metrekarede yapacak, kimisi 2,5 dönümde, kimisi 25 dönümde, kimisi 250 dönümde yapacak. Ama herkes çiftçi olacak. Dünyanın kurtuluşu bu. Kurtuluşu bu. Dünyanın. Çünkü evet. 20 Mayıs 2020'de dünya parasının patronu Nathan Rothschild iki tweet attı. Bir, dedi ki hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakınız. Diyeceksin ki nereden çıktı bu? Hiç olmadığı kadar küresel paranın sosyalizm. Patronu küresel sosyalizmden. Zaten dedesi de diyordu ki Mayer Rothschild, bana bir ülkenin parasının kontrolünü verin, aynen aktaracağım. Kanunlara hangi soytarının yaptığına bakmam ben diyor. Paranın kontrolünü bana verin diyor. İki, aynı gün Nathan Rothschild bir tweet daha atmıştı. Tarım ve gıda yeni bir yapıya kavuşturmalı diyordu. Baktığınızda kıyamet ambarında Rockefeller ailesi kıyamet ambarında Norveç'te biliyorsunuz adada bir tarafta GDO'suyla oynanmış tohumlar, bir tarafta ata tohumları. Irak'ta herkes merak ediyordu. İşte Irak işgalinde herkes medya diyordu ki Saddam'ın sarayına gidecek, Merkez Bankası'na gidecek ama Amerikan ordusu oraya gitmedi. Daha sonra Müslümanlara tecavüz edilen, ırzına geçilen Ebu Garip cezaevi olarak ünlenen yere gitti. Çünkü Ebu Garip'in üstünde antik dönemden kalma el yazması papirüslardaki belgeler, kağıtlar, efendim kitaplar vardı. Hı hı. Altında da binlerce yıllık Mezopotamya'nın ata tohumları vardı. Aldılar götürdüler. Norveç'e mi gitti? Nereye gitti o tohumlar? Bir kısmı Norveç'e gitti, bir kısmı Amerika'ya gitti. Arizona çölüne götürdüler. Evet. Yani aslında bugün belki de altından da daha değerli bir şey varsa kesinlikle o da ata tohumlarıdır. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. 21. yüzyılda eğer biz Müslüman Türk evladı olarak kalacaksak, bu memleketi ayakta tutacaksak, bu memleket yine İslam'ın kılıcı ve kalemi olacaksa, Türkçe ses bayrağı artı gıda, evet, su, milli yazılım, milli ilaç. Bunun dışında hayatta kalmak mümkün değil. Çok güzel bir son sözlerimiz, çok güzel oldu. Hocamın yeni kitabını da şöyle bir gösteriyorum. Efendim, Sentetik İnsan, Lego Din, Mahşerin Dört Atlısı. Ramazan Kurdoğlu hocamın 15 gün önce çıkan kitabı alıp okuyabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Tekrar vallahi bekleriz. Siz davet ettiniz, biz rica ediyoruz. Her zaman bekleriz hocam. Efendim, görüşmek üzere. Bizler yarın yine aynı saatte burada olacağız. Sizler de ekranlarınızın başında olursanız bizleri mutlu edersiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.